Merhaba gençler ve benim gibi kendini genç hissedenler. Bu videomda size eklenti ile YouTube SEO yapımını anlatacağım. Daha önce manuel şekilde YouTube SEO yapımını anlatmıştım. Neden size daha önce eklenti anlatmadım? Çünkü SEO mantığını, arama motoru optimizasyonu mantığını daha iyi anlayın istedim. İlk videoda eğer izlemediyseniz önce mutlaka onu izleyin. Şimdi de bu işi daha kolay yapmanızı sağlayacak bir eklentiden bahsedeceğim. Ben bu eklentiyi Google Chrome tarayıcısında kullanıyorum. Siz de lütfen eğer yoksa Google Chrome indirin ve kullanın. Gerçekten en iyi ve en hatasız tarayıcılardan bir tanesi. Hemen buraya eklentimizin adını yazıp arıyoruz arkadaşlar. With IQ Vision Chrome diye yazıyoruz arkadaşlar. Ne yazdık? With IQ Vision Chrome. İki türü var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi With IQ for Chrome diyor. Buradan giriş yapıyorsunuz falan ama bu tarayıcınıza eklemiyor eklentiyi. Şu ilk arama sonucuna tıklayın. Ya yani With IQ Vision olana tıklayın. Chrome'a eklediğin. Evet, uzantı ekle diyelim. Bu doğrudan YouTube kanalımızda hani YouTube'u açtığımız zaman orada aktif olacak ve bize orada yönlendirmeler yapacak. Senkronizasyonu aç uyarısı çıktı. Açın arkadaşlar, çekinmeyin. Bu epey bilindik iyi bir eklentidir ve çoğu YouTuber da bunu kullanır. Etkinleştir diyoruz tekrar. Tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi YouTube kanalımızı açalım. Kanalımıza geldik. Herhangi bir videoyu tıkladık. Tabii arkadaşlar bunun çalışması için vidIQ hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa ücretsiz kaydolun diyorsunuz. Şuradan tıklıyoruz arkadaşlar. Burada e-mail, ad, soyad, parola ve parolanın tekrarı isteniyor. Servis şartnamesini kabul ediyorum. Hesap aç dediğiniz zaman hesabınız aktif oluyor. Şimdi benim zaten vardı, o yüzden hemen yazıp giriş yapacağım. Giriş yapıldığı anda hemen görüyorsunuz sağ tarafta şu açık olan videomuzla ilgili parametreler gelmeye başladı. Ne diyor? Bu videonun vidIQ skoru düşük diyor. Neden düşükmüş arkadaşlar? Bakalım. İşte bazı şeyler yapmamızı istiyor. Mesela bunu Facebook'ta paylaşmamışım. Bunu Facebook'ta muhakkak paylaş. Para kazanma etkin kılınmadı diyor bunda. Zaten benim kanalım şu an para kazanmaya açık olmadığı için onu yapamıyoruz. İşte ve altyazı eklenmemiş diyor. Ama onun dışında bakın neler istemiş bizden. Başlık istemiş, etiketler istemiş, açıklama istemiş, kart istemiş. Bunların hepsini hallettik. Videonun vidIQ skoru videomuzun ana skora bir nevi oranı gibi. Tabii çok başarılı videolar var. Bunların arasında biraz kaybolmuş durumda. Fakat SEO skorumuz 78. Yani 100 üzerinden 78. Burada hemen hemen tutturmuşuz. Şimdi bakın video etiketlerini de gösteriyor arkadaşlar. Hangi etiketleri kullanmışım? YouTube SEO, YouTube izlenme arttırma vesaire. Şu yandaki işaret de mesela YouTube'da YouTube SEO araması yapıldığı zaman benim videom 4. sırada çıkıyormuş. Veya işte yine YouTube'da YouTube izlenme arttırma araması yapıldığı zaman 6. sırada çıkıyormuş. İzlenme arttırma yöntemlerinde 19'dayım. Bu çok iyi değil. İşte kendi adımda 3'teyim. Bu gayet normal. YouTube SEO nasıl yapılır da 6. sıradayım. Burada benim kanal etiketlerimi de veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kısımda bunlar görülüyor. Videoyu düzenle dediğimiz zaman da bakın. Videoyu düzenle dediğimiz zaman da şöyle güzel bir olayı var bu eklentinin. Burada arkadaşlar anahtar kelime kontrolü diye bir şey var. Mesela ben size anlatmıştım ya anahtar kelimeleri şuraya yazın. İşte burada en çok arananlar altta çıkıyor. Ona göre kendiniz belirleyin demiştim daha önceki mesela videomda. Bakın YouTube SEO yazınca SEO ayarları, dersleri, eğitim seti, skoru, arttırma programı gibi bir sürü şey geldi. Gördünüz mü? Bunun başka bir yolu da mesela YouTube SEO. Bakın eklemediğim bir şey çıktı. Buraya yazınca size önerileri burada getiriyor arkadaşlar. Yukarı yazıp tekrar oradan buraya kopyalamanıza gerek yok. YouTube SEO ayarları mesela yokmuş. Ekledim. Başka ne olabilir? YouTube SEO eğitimi. Bizde var mı YouTube SEO eğitimi diye bir şey? Bakın o da yok arkadaşlar. Atladığımız arama sorgularını da burada veriyor. Çok güzel gerçekten. YouTube SEO eğitimi. Başka yine yazalım YouTube SEO diye. SEO skoru. Mesela. Ve YouTube SEO nedir? YouTube SEO nedir? Bunları da ekledik. Bunlar da bizim için bir artı olacak arkadaşlar. Evet. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Bakın atladığımız anahtar kelimeleri vidIQ bize gösterdi.
Gayet iyi, gayet güzel. Ben henüz ayarlamadım ama bakın şurada arkadaşlar rakipler YouTube kanal ID'sini buraya girerseniz rakiplerinizin onlara karşı olan durumlarınızı burada görebiliyorsunuz. Trend bildirimleri var. Burada arkadaşlar trend bildirimi ne işe yarıyor? Mesela rakiplerinizden 5000'den fazla izleme alan konuları burada sıralıyor. Siz de bu konulara ilişkin video çekip izlenmenizi arttırabilirsiniz. Yine en fazla görüntülenenler var burada. Burada kategori seçiyorsunuz. Bu zaten hani YouTube'da da olan bir şey. Çok elzem bir şey değil. Ama siz kendi arama filtrelerinizi oluşturarak hani özel arama sonuçlarındaki en çok izlenen videoları, en fazla görüntülenen videoları burada görebilirsiniz. Kanal inceleme var arkadaşlar. Kanal incelemede kanalımız analiz ediliyor ve bize bazı önerilerde bulunuyor. Mesela görüntülemeler. Bu ay 6156 görüntüleme almışım. Geçen ay 5874. Bu ay 51 abone kazanmışım. Ya bu ay 74 abone kazanmışım. Geçen ay 49 abone. İzlenme süresi 20.000 dakika olmuş bu ay. Geçen ay 16.000 dakika izlenmiş. 16.000 küsür. Bir de burada şöyle bir güzellik var. Hangi videonuzdan kaç abone kazanıldığını böyle görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Mesela web tasarım şirketi batırmadan 10, Hustle Castle'dan 7, SEO uzmanı olmak için 5 nedenden 6 abone kazanmışım. Bu da çok güzel bir özellik. Bunun dışında yine arama terimleri, bitiş ekranı tıklanma oranları, kart tıklanma oranları vesaire hepsi burada kanal inceleme bölümünde mevcut. Burada bazı hedefler veriyor arkadaşlar şu bölümde ise. Bu hedeflere ulaştığınızda madalyayı kapıyorsunuz. İşte 400 abone, 200K görüntülenme, 75 yükleme, 1000 beğeni vesaire gibi alanlar var. Bu da bir işin biraz oyun tarafı. Videolar kısmında vidIQ eklentisi bize SEO skorunu böyle gösteriyor. Mesela işte %100, %100, %100 bunlar iyi diyor. Eğer böyle beğeni almadığımız videolar olursa mesela göstereyim. 2019'a girmeden önce en son bu videoyu mutlaka izle. 79'da biraz kırmızı yanıyor. Bunun sebebi beğenmemelerin olması. Neredeydi o? Hemen bakalım. Evet, 38 beğeni var. 10 tane de beğenmeyen var. Bu videoda Sayın Barış Özcan'a bir gönderme yapmıştım. Kendisini severim. Güzel konular anlatıyor fakat işte bu zincir kırma hikayeleri falan bana pek realistik, pek gerçekçi gelmiyor. Biraz peri masalı gibi geldiği için onu eleştirmiştim. Sadece onu değil tabii ki. Diğer YouTuber'ları da işte 2019'a ilişkin insanlara pembe gözlükler takıp peri masalları satıyorlar. Bu da benim pek hoşuma gitmiyor. Realistik olunması gerektiğini düşünüyorum. İnsanları kandırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada aslında onu vurgulamak istemiştim. Tabii beğenmeyen arkadaşlar olmuş. Hepsine saygı duyuyorum. Bu tabii ki vidIQ'da nasıl görünüyor onu da göstereyim. İşte beğenmeyenler olduğu için mesela diğerleri yeşil, diğerlerinin üzerinde yeşil %100 ibaresi varken o kırmızı %79'a düşmüş. Gayet normal arkadaşlar. Video çektiğiniz zaman beğenenler kadar beğenmeyenler, tepki gösterenler, hatta küfredenler de olacak. Bu normal. Bu tepkilere alışığız. Tabii ki küfür hoş bir şey değil. Olmamasını diliyoruz. Fakat bu sosyal medya ortamında bunlar normal. Eğer bu işe giriyorsanız bunları göze alacaksınız. Mesela Sayın Beyazıt Öztürk bir kanal açtı, sağ olsun. Kendisini severiz, takip ederiz yıllardır ama yorumları kapatmış. Çünkü eleştirilmeye gelemiyor. Medyada pofoflanmaya alışmış olabilirsiniz ama burada bütün kimliğiniz ortaya çıkacaksınız. Ya beğenileceksiniz ya beğenilmeyeceksiniz. Bazen eleştirileceksiniz. Bazen size olumlu eleştiriler yapılacak. Yapıcı eleştiriler yapılacak. Bazen yerin dibine batıran eleştiriler yapılacak. Bunları kabullenmek gerekiyor. Sosyal medya böyle bir ortam. Neyse konudan çıktık. Evet arkadaşlar vidIQ eklentisinde bir de şurada mesela kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Mesela bana ne gösteriyor? YouTube Partner programına kalifiye olmak için 4000 saatlik izlenme ve 1000 abonenizin olması gerekmektedir. Bana diyor ki senin 1.3000'lik izlenmen var. Henüz 4000 saatlik izlenmeye uzaksın diyor. Burada da arkadaşlar en son 60 dakika boyunca kaç görüntüleme aldığımı gösteriyor. 160 görüntüleme almışım. En son 48 saatte ne kadar görüntülenme aldığımda burada yazıyor. 1.4000
görüntüleme almışım. İsterseniz siz şunları da tıklayarak en son 7 günde kaç görüntüleme aldık, en son 7 günde kaç dakika izlendik ve abone sayımız nedir, son abone sayımız. Bunları da işaretlediğiniz zaman, bakın arkadaşlar şu istatistik ikonu var ya, oraya gelip bunları işaretlediğiniz zaman onlar da ana ekranınıza çıkıyor ve böylelikle her dakika bunları görebiliyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar kullanmanız gereken önemli bir eklenti. Alın, kullanın. Çok işinize yarayacak. Bir dahaki eklentisini anlattım arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum bölümüne yazarsanız cevaplarım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.